Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Ekim Bursa yarışları için karşınızdayım. Öncelikle herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlılara vesile olsun. Bugün çok güzel bir Bursa programıyla karşı karşıyayız. Ben size Bursa programının bugün yorumunu vereceğim. Akşam da İstanbul yarışlarının. Ama öncelikle tabii ki Bursa yarışları başladığı için öncelikle Bursa yarışlarını yayına vereceğim. Arkadaşlar dünkü Ankara yarışlarımız tuttu. Tutan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha büyük oyunlar tutturma umuduyla, neşesiyle artık sizlere tekrardan onu yaşatabilmek çok istiyorum. İyi bir para verdi sayılır. Hani bazı arkadaşlarımız için iyi bir para, bazıları için artık bilmiyorum nasıl bir para. Ama akşamki 21 milyar veren oyunda da bir arkadaşımız, bir kardeşimiz tuttu. Çok sevinçliydi. Eminim yani sayende dedi bir altını tuttum diye, en azından verdiğin birkaç at sayesinde deyince ben gerçekten çok çok aşırı derece mutlu oldum. En azından birkaç kişiye de olsa faydam dokunuyorsa ne mutlu bana. O yüzden ben sizlere bu yorumları yaparken inanın çok ince eleyip dokuyorum. Bazı safkanları çıkarıyorum, tekrardan yazıyorum. Şu anda gece saat 1.30'u geçiyor, 2'ye doğru geliyor. Bu yayını işte sizlere yetiştirebilmek için gece 2 haftada bir gece çalışma zorunda kalıyorum. İşte saat 11.30 gibi eve geliyorum. Yarın da aynı şekilde, bir de cumartesi akşamı. Yani inanın biraz uykusuz kalıyorum ama ne yapacaksınız artık, en azından sizlerden güzel haberler alınca da bu uykusuzluk iyi fark etmiyor benim için. Neyse arkadaşlar, konumuzu şey yapmayalım, fazla uzatmadan çünkü çabuk çabuk gidiyorum. Feci şekilde uykum var çünkü. En azından programı gündüz de biraz yardım ettim kendi kafama göre. Biraz kurgusunu yaptım. İşte son şeylerini de ya halledince yayına hazır hale getirmeye çalışıyorum. İşte hazır hale gelince de bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar ben bugün sizlere Bursa'yı yorumlayacağım demiştim. Bugün Bursa'da 8 koşulu bir program var. İkinci koşuda 7'li piyasa ayağımız başlıyor. 7'li piyasa da oynayalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel paralar verebiliyor. O yüzden onun da zevki bir ayrı. Hani güzel eğlenceli bir oyun. Ben o yüzden ilk etapta bu 7'li piyasadan başlayayım ikinci koşuda. Şartlı 4 ve yukarı Arapların 2000 metre çim koşusunda. Geçen yarış, iki yarış koşup çimde en son güzel bir ikincilik elde eden, bugün daha da etkili koşmasını beklediğim Altuna Parpali kalitesiyle ben bu 7'li piyasa için tek olarak öneriyorum. En azından ilk ikiyi bozmasını bekliyorum. Zaten kalitesi belli yani. İyi hazırlıklarla bu Kurtel ekürüsü ben ön plana tutuyorum. Altuna Parpali'yi. Geldik günün 3. kursuna ve Altılı Ganyan'ın 1. ayağına. Kısa vadeli bir 7 yarışla başlıyor. 3 yaşlı İngiliz'in 2000 metrelik çim kursunda. Ben burayı biraz kalabalık tutma zorunda kaldım. Çünkü bayağı birbirine yakın safkanlar var. Ben ilk etapta sizlere 4 numara Apop His öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi hazırlıklara sahip. Bugün çok çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Normal şartlarda kazanmasını da bekliyorum. Yani bayağı ön planda tutuyorum bu safkanı. 4 numara Apop His'i. Rakipleri olarak da 8 numara The France. Tolga Yıldız liderse koşacak olan bu Şangay Bobby Tayı gerçekten kaliteli bir safkan. Ama sanki biraz kum performansı daha iyi gibi, ama şimdi de ufak tefek yarışlar var ama pek etkili yarışları görmedim, ama kaliteli bir safkan, iyi çalışmaya sahip. Bugün uygun rakiplerle koşuyor çünkü bu iyi kalite at. Formuyla, güzel formuyla çim pistte de işte dördüncülükleri falan var. Bugün daha fazla farklı koşup yarışı kazanabilir. Çünkü sahipleri güvendiğine göre artık bize söz fazla düşmüyor. O yüzden bu 8 numara The France'i yazalım. 5 numara Arşi. Erhan Yavuz ilerisinde koşacak olan bu safkan Belmont Tayı'dır. Belmont'u İzmirliler çok iyi bilir. İzmir'in kralı sayılır bu. İzmir'de çünkü ne zaman Belmont'u görseydik hep tek atardık. Yani öyle bir atın bu tayı geçen kum yarışının gerçekten güzel oynaya kazandı. Ama safkan şimdi diyeceksiniz bu çim mi? Çimli de koşar arkadaşlar. Bu çimli de çok farklı. Zaten bu babası Bosporus, bu Belmont'un Bosporus Nashift Tayı. Bu Nashift'te zaten genelde İrlanda'da, Fransa'da hep çim orijinli safkanlar çok görüyor. Biz de bakmayın, Bosporus biraz kum gibi gözükse de Bosporus'un çimde çok yarışları var. Bu da Bosporus'un tayı Belmont. Yani çok iyi kan hattına sahip. Yani çimde de etkili yarışları oluyor. Var zaten. Gördüğüm kadarıyla. O yüzden bu 5 numara Arşi'yi kuponlara yazalım. 7 numara Journalist. Bu Tayral Tutumlara ait bu safkan. İyi kanatıyla geçen yarışta bizi yanıltmadı geldi. Bugün de yine etkili yarış koşmasını bekliyorum bu 7 numara Journalist'i. Ve son olarak size önereceğim safkan geçen yarışta favori olarak verip kazanmıştı.
Ama o gün AGF'de çıkması işte bizi üzdü biraz. İki numara Eyüpşah'dan bahsediyorum. Eyüpşah'da yazarsak herhalde büyük ihtimalle bu aya geçmemiz gerekiyor. Yani sırasıyla 4 numara Apopis. 8 numaralı The Friends. 5 numaralı Archie. 7 numaralı Journalist. Ve 2 numara Eyüpşah olarak ilk aya öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün ikinci ayına. Maiden yarış dişilere ait. 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda dişilere ait oldu mu? Arkadaşlar bir kere daha düşünmeniz gerekir. Böyle bir yarış. Ben size her şeye rağmen biraz kalabalık tuttum. Bayağı kalabalık tuttum. Ben ilk etapta bir kez koşup güzel ikincilik elde eden 14 numara Sam Kumru'yu size birinci safkan olarak öneriyorum. O gün güzel ikincilik elde etti. O gün aynı yarışın dördüncüsü olan 12 numara Özüm Asya'yı da ikinci safkan olarak sizlere öneriyorum. 2 numara Bersun Ateşi ekürü avantajına sahip. Bu safkan biraz çok yarış koşmuş, tecrübe sahibi olmuş bir safkan. Son günlerde güzel bir form grafiği yakaladı. Bugün birincilikle süslemeye çalışacaklar bu iki ekürü. 2 numara Bersun Ateşi. 9 numaralı Kupacı. Bu iki yarış koştu. Bir ikincilik arkasından bir altıncılık. Bugün biraz daha etkili bir yarış koşup kazanabilir. O yüzden bu 9 numara Kupacı'yı da yazalım. 7 numara Hızlı Oyuncu. Bu safkan her ne kadar kum ağırlıklı olmuş olsa da bu orijinaller arada bir çimde de yarış patlatabilir. Güzel hazırlıkları var. Bir de bu kumda iki tane güzel bir ikinciliği gördüm. Bu için iki tane ikincilik yapıp da şimdi bu safkanı çimde şans vermesek çok ayıp olur. Çünkü bizi cezalandırabilir. Biz de o cezayı almamak için arkadaşlar bu 7 numara hızlı oyuncuyu yazalım. Çünkü adı üzerinde hızlı bu. Ne yapacağımız belli olmaz. Ve son olarak size önereceğim safkan 6 numara Güvenilir Sultan olacak. Yani bu ayağı ben size 6 safkan olarak öneririm arkadaşlar. Sırasıyla bir daha tekrarlayayım. 14 numara Sersun Kumru. 12 numara Özüm Asya. 2 numaralı Bersun Ateşi. 9 numaralı Kupacı. 7 numara Hızlı Oyuncu. Ve 6 numara Güvenilir Sultan. Yani 14, 12, 2, 9, 7 ve 6 nolu atları arkadaşlar. Günün 3. ayına geldiğimizde Handikap 14 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik çim kosunda ben normalde bu safkanı tek verecektim. Bu safkan 5 numara ısla ama başka ayakta bir tek o biraz daha ağır basınca bu safkanın yanına at aramak istedim. Ama sizler eğer küçük oynayanlar, alternatif tek arayanlar varsa yani tekini bu ayakta kullanmak isteyen arkadaşlar ben 5 numara ısla bir adım önde görüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar, pardon. Çünkü iyi hazırlıklara var. Gündüzleri de bu safkan mıydı? Bu safkan Kaysberg Kalamış esintisi. Kim dersiniz? Bu Gümbür Gümbür'ün ana baba bir öz kardeşi. Bu da dişisi arkadaşlar. Yani şimdi bu orijinler hepsi de iş yapıyor mu Gümbür Gümbür gibi? Yapmıyor maalesef işte. Ama belli de olmaz. İyi bir ekürün altında. O yüzden 5 numara ısla ben birinci safkan. At yazmak isteyenler, rakip olarak isteyen arkadaşlar için de benim sevgili kardeşim Müsait Kayış biniyor. İzmir'den gitti. Artık başarıları devamlı artık artmaya başladı. İnşallah daim olur. 6 numara Zor Müzeyyen'den söz ediyorum. Çok iyi bir form grafiği yakaladı. Bugün de çok etkili bir yarış koşabilir arkadaşlar. Ve son olarak size 8 numara Bonjour El Samavi olarak öneririm. Bu aya ben size 3 safkan olarak öneriyorum. 5 numara ısla ya tek atarsınız. Görenler tek. Ama ben yanına at yazmak istiyorum, başka yerde tek atmak istiyorum diyenler de 6 numara Zor Müzeyyen ve 8 numara Bonjour El Samavi olarak öneririm arkadaşlar. Geldi günün 6. kursuna, günün 6'lık ayının 4. ayına. Kısa vade 8, 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik çim kursunda. Ben size burada 2 safkan vereceğim arkadaşlar. 2 numara Poyraz Yeli ve 6 numara Spartaküs. Bu iki safkanın mücadelesi bence birinciyi belirleyecektir. Bu iki safkanı yazıp bu ayağı bu şekilde geçelim arkadaşlar. Ama tuttuğunuz, pardon arkadaşlar. Bu iki safkan dışında at tutanı varsa arkadaşlar ilaveniz yapabilirsiniz. Çünkü herkesin görüşü farklı olabilir. Ama ben ilk burada 2 numara Poyraz Yeli ve 6 numara Spartaküs'ü bir adım önde tuttuğum için bu iki safkanı veriyorum sizlere. Dördüncü 2 ve 6 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün 5. ayına geldiğimizde şartlı 3. 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre çim kosunda yani çok iyi bir form grafiğini yakaladım. Gördüğüm iyi çalışmaları görüyorum. Dereceli işlere sahip. Bu mesafeye çok çok yatkın olan veya bu Sercan Tırpan'ın da bu atla çok iyi uyum sağladığını gördüğüm için bu 6 numara öz yeniri ben günün bankosu olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Bugün çok güzel bir etkili bir yarış koşup bunun kazanmasını bekliyorum 6 numara öz yenerde.
Geldik günün son ayağına arkadaşlar. Maiden dişilere ait 3 yaş Arapların 1200 metrelik çim kursunun diğer bölünmüş ayağına. Ben burada size 3 safkan olarak önereceğim arkadaşlar. 5 numara Aynira. Furkan Yüksel idaresinde koşacak olan bu Kara Kemal Dicle Hatun. Çok iyi bir orijin var arkadaşlar. Kan attı. Gerçekten çok iyi. Zaten son 2 yarışına baktığın zaman 3.lük, 2.likle ayrılan bu safkan Taşçalı gibi güzel bir kalite bir safkanın da öz ana baba bir kardeşi. O yüzden bu 5 numara Aynira'yı ilk bir anda yazıyoruz arkadaşlar. Hemen ciddi rakipleri olarak 15 numara Tende Hanım. Kadir Tokaçoğlu ısrarla biliyor bu safkana. Geçen yarışında gerçekten çok tutuldu. O gün 5.likle ayrıldı ama iyi çalışmalara sahip sonradan kendini toparladı. Bugün çok çok etkili yarış koşması gerekiyor. Bu kurtellerin 15 numaralı Tende Hanım. Ve son olarak size önereceğim safkan 6 numara Belirli Kız olacak arkadaşlar. İki tane güzel ikincilikten sonra 9.luğu ben hiç kayda almıyorum. Yani o yüzden bugün ben daha da etkili yarış koşup ve bir kazanmasını bekliyorum hatta bu safkanın 6 numara Belirli Kız'ın. Bugün çok ultra bir yarış koşup kazanabilir. Yani büyük ihtimalle de günün bombasını patlatabilir bu safkan. Aman arkadaşlar bu Belirli Kız'ı ihmal etmeyelim. Yani sırasıyla 5 numara Aynira, 15 numara Tende Hanım ve 6 numara Belirli Kız yazıp bayağı bu şekilde sizlere öneriyorum arkadaşlar. Ama tuttuğunuz safkanlar varsa kendiniz ilave edebilirsiniz. Bu benim görüşüm. Arkadaşlar benim bugünkü oyunlarım bu kadar. Umarım yarın çok güzel haberlerinizi alırım. Herkese tekrar mübarek cumasını kutluyorum. Bol kazançlar dileğiyle yarınki güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve arkadaşlar aboneliği de unutmayalım. Lütfen %70 civarı abone olmayan arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Sizleri de aboneliğe davet ediyorum. Bir tık yapacaksınız. Bildirimleri açtınız mı? Benim videolardan her anında haberdar olursunuz. Ben çok mu iyiyim? Yok arkadaşlar. Herkes herkesten üstündür. Bunu gerçekten at yarışının bileni yoktur. Bunu size söyleyeyim. İşte bizimki de takipçilik var. İşte biraz bilgi oradan buradan şeyler de. Allah'a şükürler olsun. Allah'ın yardımıyla da güzel bir şeyler çıkıyor. İnşallah sizlere daha da faydalı olurum. Güzel haberlerinizi yine bekliyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın kardeşlerim.